Evet, bu gördüğünüz oyun Escape from Tarkov. Bugüne kadar oynadığım tüm FPS oyunlarından daha gerçekçi, daha zor, kimi zaman ise çok sinir bozucu olabiliyor. Az önce izlediğiniz klipte oyunun en iyi silahlarından bir tanesini ve o silahın kullanabileceği en iyi mermiyi kullanmanın verdiği özgüvenle duyduğum bütün düşman seslerine doğru koştum. Sonucu hep birlikte izledik. Gelin sizlere bugün oyun tarzında ufak değişiklikler yaparak bunun üstesinden nasıl geldiğimi göstereyim. Öldü. Şu an izlediğiniz klip normal bir kill gibi gözüküyor olabilir. Bunda ne var diyebilirsiniz. Ama bu kill az sonra anlatacağım oyun planımın bir eseri. Bu sefer elimizde az öncekinden daha güçsüz bir silah ve daha kötü bir mermi var. Fakat karşı binanın içerisinde ölen ben değilim. Tam tersine hikayeyi yazan, yöneten ve oynayan benim. Ve hikayemin adı Customs Nasıl Oynanır. Fuck, you're good. Evet, buraya kadar izlediyseniz az önce aldığım kill'i bu kadar önemli yapan ne merak ediyorsunuzdur. O sadece normal bir kill değildi. Ben o kill'i alacağımı daha lobideyken biliyordum. Çünkü oyunun gidişatını önceden planlamıştım. Planımı size açıklayabilmek için bir adet customs haritasına ihtiyacım olacak. Evet, geldi. Öncelikle haritayı 4 farklı bölgeye böldüm. Her bir renk haritanın belirli bölgelerini temsil ediyor. Turuncu bölge Big Red, turkuaz bölge Crack House ve Fortress, pembe bölge ekran kartı ve kırmızı bölge Dorms. Hikayemizden dolayı bizi ilgilendiren kısım kırmızı bölge olacak. Renkleri loot bölgelerine en hızlı ulaşabilecek spam noktalarına göre ayarladım. Kırmızı bölgenin içerisinde toplamda 6 tane spam noktası var. Bu spam noktalarından bir tanesinde doğduğumda nereye oynamalıyım ve düşmanlarım nerede olabilir artık biliyorum. Hikayemiz kırmızı bölgede nehrin karşı tarafında başlıyor. Planlarıma göre Three Story Dorms'a benden önce ulaşabilecek tek spawn'ın o olduğunu biliyorum. Bu bana büyük bir avantaj sağlıyor. Tamam, çok güzel. Çok güzel spawn. Karşıdaki dönüp bana oynamazsa mükemmel spawn. Hemen şu köşede spam var. Üstüne değil buradan çıkalım onun. Okay, nice. Okay. Evet. İlk silah atış sesi geldi ama uzaklardan geldiği için beni çok ilgilendirmiyor. Ben şu anda bana en yakın olan spamla ilgileniyorum. Oo. Hikayenin başında bahsettiğim önümüzde doğan player buralarda bir yerde olma ihtimali var. O yüzden bir tane Golden Star kullanıp ağrı kesicimi alıyorum. Kendime güzel bir spot bulsam. Ben bir ses mi duydum? Var. Ses duydum. Biz mavi noktadan başlayıp dereye geçip 3 story dorms'un içerisine sağ taraftan girdik. Muhtemelen rakibimiz kırmızı noktadan başlayıp 3 story dorms'a bu taraftan giriş yapmış. Challenge. Karşı bina geçme challenge'ı. Onunla oradan fightlamak istemiyorum. Az önceki oyun çok hoşuma gitti. Aynısını yapacağım. Şimdi oynayalım bebeğim. Ben birinci kattaydım. İkinci katta üstümde duyduğum gibi hissediyorum. 3 story dorms'a girdiğimizde bir ses duymuştuk. Skev olabilirdi ya da player olabilirdi. Şimdi yine 3 story dorms'a girdiğimiz taraftaki merdivenlerden ayak sesleri geldi. Bu sefer bunun PMC olduğuna eminim. 3 story dorms'ta savaş an meselesi. Sol önümdeki merdiven. Güzel, hızlı düşünüp hızlı pozisyon aldık. Güzel oldu.
Kev. Unutmayalım, biz dorms'a doğru oynarken uzaktan bir silah sesi gelmişti. Aynı silah sesi gitgide yaklaşmaya başlıyor. Benim binamdan ses geldi. Evet, benim binamdan ses geldi ama Three Story Dorms'tan da Skev öldürülme sesleri geldi. Artık orada PMC olduğuna iki kez eminim. Okey. Karşı binanın altında Skev'i vurduktan sonra az önce gelen Skev öldürme seslerinin nereden geldiğini görüyorum. Karşı binadaki PMC Skev'i birinci katta vurmuş. Demek ki düşmanın birinci katta. Bak görüyor musun, burada da vurmuş. Benim önümdeki dorms'a koştu, girdi. Dorms 3 katlı da biri var. Duyduk zaten onu. Skev'i de vurmuş. 3 katlı da kesinlikle biri var. Bir de arkamda bir ses duydum. Asla kıpırdamıyor. Gitmiş olabilir. Onu bilmiyorum. Evet, ne yaptık hatırlayalım. 3 katlı binadan 2 katlı binaya doğru hareket ettik ve 2 katlı binada yerimizi aldık. Fakat o sırada kırmızı bölgenin diğer spam noktalarından 2 katlı binaya doğru gelenler olmuştur diye tahmin ediyorum. Ki arkamızda ses duyduk. O yüzden binamdan gelecek olan seslere dikkat etmeliyim. Soru işaretiyle işaretlediğim bölgede ne olup bittiğine dair hiçbir fikrim yok. Evet, 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 2... Soldan çıkabilirler. Birinci kat en soldan çıkabilirler. Hayır, sağ tarafa koşuyor. Okey, güzel info. Okey, birinci kat fight'ı. Benim arkam çalıdaki karşı tarafa rushlayıp birinci kat oynamış olabilir. Öldü. Arkadaşına infomu verdi büyük bir ihtimal. Arkadaşı lazerli karşı binada. Şimdi ön kapımı zaten tutuyorum. Sol kapıma geçerse şu açıyı tutmam daha mantıklı. Arkadaşını lootlayabileceğini zannetmiyorum bunun. Sağdan da gelirse merdivenden duyacağım. Ama skevler loot olacak öyle. O adam burada olduğumuzu %100 biliyor. Lootlayıp lootlamadığını buradan görebilir miyim bilmiyorum. Kıpırdı. Galiba lootluyor. Tamam, korkup paniklesin diye bir tane sıktım bilerek. Lootluyorsa göreyim kıpırdasın diye. Bak tam şurada arkadaşı var, bak görüyor musun bak. Tam şurada arkadaşı, vurdum onu. Antası falan duruyor. Lootlamamış olabilir. Belki sadece silahını alıp gitmiştir. Bir ara sağ tarafından bir ses duydum. Beklediğini düşünüyorum ama hala bekliyor bence. Balkondan pikliyor olabilir mi? Gidip bakalım mı chat, ne diyorsunuz? Remade olduğunu aldım gibi eminim. Kapının açıldığını hiç duymadım. Lootlamaya değmez gibi duruyor.
Hiç ses yok binada. Bütün kapılar açık. Arkadaşında loot ya. Bu ikisi bence büyük bir ihtimal benim binayı lootlayıp buraya geçiyorlar. Burada ben onları vuruyorum. Arkadaşını vurunca korkuyor, kaçıyor büyük bir ihtimal. Öyle bir şey herhalde bu senaryo. Ulan çok kötü çıktı be. Şimdi çıkışımıza bakıp ikinci senaryoyu oynayalım. Yani hadi şimdilik alayım da. Biz nereden başladık hiç hatırlamıyorum çünkü. Ha, Dorms VX'ten basmış gitmiş bunun arkadaşı. İki tane bir şey bulmuşlar. Intel mintel bulmuşlar. Bunlar basmış gitmiş. ZB1011 mi oynuyorum ben? Okay. Bunlar korkmuş abisi. Çıkıyorum kanka ben, çık çık, benim üstümde bir şey yok kanka, tamam çık. Bunlar bu oyunu oynamışlar. Bu ne? Bu ilginç. Okey. İşte şimdi taşlar yerine oturmaya başladı. Hatırlarsanız biz mavi noktadan başlayıp karşıya geçip 3 tur dorms'a girdiğimizde bir numarada başlayan oyuncuyu görememiştik. Ama binanın içerisine girdiğimizde ayak seslerini duymuştuk. Muhtemelen o bir numarada başlayan oyuncuydu. Sonrasında hızlı bir karar alıp 3 story dorms'tan çıkıp 2 story dorms'a gitmiştik ve yerimizi almıştık. 2 story dorms'un penceresine ateş edip ilk öldürdüğümüz ve skev sandığımız aslında PMC'ymiş. O PMC bize gözükmeden kırmızı bölgede başlamış bu oyuncu veyahut bu oyuncu olabilir. Hatırlarsanız sonrasında tekrar 2 story dorms'un penceresinden 3 story dorms'un kapısında bir kill daha aldık. Ve o da muhtemelen bir numaralı oyuncuydu. Bu kırmızı bölgedeki bütün oyuncuların nereye gittiğini, ne yaptığını ve nasıl öldüğünü açıklıyor. Bizim ilk killimizi aldığımız noktada, şu anda sarıyla işaretlediğim yerde bir ölü daha vardı. O da muhtemelen gene kırmızı bölgede doğmuş, sesini uzaktan duyduğumuz ya bu player ya da bu player'dı. Acaba ananın içinde ne var? İki de her oyun oyuncular bekleneni yapmayabilirler. Örneğin birisi kırmızı bölgede başlayıp turuncu bölgeye koşabilir. Bunun bir garantisi yok. Fakat başladığınız bölgede alabileceğiniz en avantajlı noktayı alıp savunmak, duyduğunuz sesleri lehinize kullanmak sizi Tarkov'da hayatta kalmanıza yardımcı olabilir. Bir kere daha anladım ki bu oyunda harita bilgisi ve ses bilgisi silah ve mermiden daha değerli. Eğer ilk klipteki gibi duyduğum her sesi koşan ben olsaydım, 3 story dorms'un içerisinde ölen de ben olacaktım. Ama ben hayatta kalmayı her şeye tercih ederim. Tertemiz bir tane daha run. Planım işe yarıyor. Planım çatır çatır çalışıyor. Öldü. Fuck, you're good.